Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar. Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere en fazla yatırım yapan BIST şirketleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Biliyorsunuz biz e, kanalımızda sürekli tavsiyelerimiz ne oluyor? Yatırımlarınızı e, şirketlerin geleceklerine göre yapın. Ve bu geleceklerini yapmanız için de şirketlerin yatırımlarını takip etmeniz gerekiyor. Bunun için sizlere bu yazıyı, bu videoyu hazırladık. Evet arkadaşlar. Parabilik kanalına verilen bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız biz mutlu edersiniz. Çünkü kanalımız oldukça küçük. Büyütmeye çalışıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olun lütfen. Evet arkadaşlar. Son dönemde en fazla yatırım harcaması yapan biz şirketleri belli oldu. En fazla yatırım yapan şirketler. Birinci sırada arkadaşlar 17.3 milyar lira ile Koç Holding var. Görüyorsunuz. Ee, iyi bir de bilanço açıkladı Koç, Koç Holding. İkinci sırada da Türk İş Yani Türk Hava Yolları var arkadaşlar. 9.4 milyar liralık yatırımı söz konusu Türk Hava Yolları'nın havacılık sektöründe. Ve 27.1 milyardı tahmini hatırladığım kadarıyla net kar açıkladı sonun üçüncü çeyrekte. Ve Türk Hava Yolları son zamanlarda hisse olarak da haydi gelişiyor. Evet yani özetle Türkiye'nin ihracatı açısından önemli Türk Hava Yolları arkadaşlar yurt dışına, dünyanın her yerine uçabilen bir şirket. Ve reklam olarak da, reklam ağı da çok büyük. E, Şampiyonlar Ligi, Türkiye, e, ayrıca Basketbol Avrupa Ligi'nde Turkish Airlines zaten adı üzerinde reklamlarda hayli gelişmiş durumda. Üçüncü sırada Turkcell var arkadaşlar. 8.4 milyar TL'lik bir yatırım yapmış haberleşme alanında, sektöründe. Dördüncü sır sırada yine bir haberleşme sektörü 6.9 milyar lirayla Türk Telekom yer alıyor. Ee, Ereğli var 6 milyar lirayla arkadaşlar. 5 sırada Demir Çelik biliyorsunuz Ereğli, Erdemir. Ve özellikle son e, 550 milyon dolarlık yapacağı yatırım bunun içinde var mı bilmiyorum ama o da önemli bir yatırım. Evet 550 milyon dolar arkadaşlar tam. Ve bunun karşısında da Ereğli, Erdemir. E, 250 milyon dolar aylık yani yıllık 250 milyon dolar ülkeye ekstra bir katkı sağlayacak evet devam ediyorum arkadaşlar sasa var 5.9 milyar lira kimya alanında biliyorsunuz yatırımları var sasanın ve sektörü kimya ve özetle e, en son yapmış olduğu yatırım kararlarıyla birlikte amonyak üretimleri şunlar bunlar gerçekten önemli bir durumda şişe cam Türkiye'nin önemli özel şirketlerinden birisi 5 milyar liralık e, bir yatırım yapmış. Anadolu grubu 4.6 milyar liralık yatırım yapmış. Sabancı Holding 4.1 milyar liralık yatırım yapmış. Ve Arçelik arkadaşlar 3.7 milyar liralık beyaz eşya bölümünde yatırım yapmış. Ford yani Frato 3.7 milyar liralık yatırım yapmış. En son verdiği e, temettüyle konuşuldu. Gerçi fiyatına göre düşük bulundu ama Anadolu Efes 3.5 milyar liralık yatırım yapmış arkadaşlar içecek grubunda. Bimaş 2.9 milyar liralık yatırım yapmış perakende alanında. Evet bu şirketlere zaten baktığınız zaman şöyle bakıyorum Sasa dışındakiler temettü veren şirketler arkadaşlar aynı durumda ayrıca yani benim hatırladığım kadarıyla sadece Sasa burada temettü vermiyor. Diğerleri temettü veriyor ama Sasa da yatırımları daha fazla olan şirketlerden sürekli yatırım yapıyor. Ama Koç Holding'in 17.3 milyar lira gibi bir yatırımı evet kayda değer ve önemli bir yatırım. Evet dostlar. Bugün gündemin fazla olmadığı bir günde sizlere genel, genel bilgiler vermeye çalışıyorum. Yarın da aynı şekilde devam edeceğim. Evet Para Bilgi kanalına lütfen abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Ayrıca arkadaşlar kanalımızın katıl butonu aktif. Bize buradan cüzdü rakamlarla aylık destek olabilirsiniz. Lütfen burada vermiş olduğumuz bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirlerinizi, düşüncelerinize göre yatırımlarınızı yapınız. Hepinize bol bol kazançlar.